Merhabalar arkadaşlar. Zuhal'in Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz motifimizi çalışacağız arkadaşlar. Çoğu arkadaşım sormuştu. YouTube kanalınızda paylaşır mısınız diye. Yaptığımız motiflerin yaprakları neden birbiri üzerine geliyor? Ya da orada bir kontür yaparken şuralarda bir sıkışma oluyormuş. Onları sizlerle paylaşacağım. Arada bir de püf noktalarından bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olup zil butonu da aktif hale getirirseniz bundan sonra atacağım videolardan da anında haberdar olursunuz. Renk no'larını da paylaşacağım arkadaşlar. Renk no'larımız da bu şekilde arkadaşlar. Çok da beğenildi. Çok da soruldu. Şuradan ışık vuruyor, kusura bakmayın. 734-89 yeşilimiz çok güzel, 266 ve sarımız 713. Şimdi bu ipimizle başlıyoruz motifimize. Evet, şimdi bu şekilde ipimi aldım. Biraz şurada bırakacağım ki buna iğnemi takıp düğüm atabilelim. Şurada şöyle iki tane sihirli halka ile başlayacağız arkadaşlar. İki kere doluyorum ben. Çünkü tohum falan geçtiği zaman şuradaki bir kat ipin kopma ihtimali olduğu için böyle iki tane doluyorum ben parmağıma. Daha sonra şuradan kaç yaprak yapmak istiyorsanız o kadar gözüme çalışacağız. Şimdi bizimki 5 yapraklı olduğu için 5 tane gözüme ile başlayacağız. Ve bu gözlemelerimizi küçük tutmayalım, ama şöyle yakından göstereyim size. Bakın biraz uzun tutacağız. Küçük yapmayacağız. Toplamda 5 tane gözleme çalışalım buraya. Bakın bu şekilde 5 tane çalıştım. Şimdi bu ipi nasıl kapatacağım? İğneyi takılı olanı bıraktım. Şurada sihirli halkamızı yaparken parmağımıza sardığımız yer, şurada kısacık olan yer. İlk önce bakın bunu çekiyorum. Hafif bir çekiyorum. Hangisi ilerliyorsa bakın şu ilerliyor. Önce bununla sihirli halkanın ortasını kapatıyoruz. Şu tarafa doğru, sol tarafa doğru. Daha sonra bu ipi çekiyoruz arkadaşlar. Sıkı bir kapatma oluyor. Hemen bakın burada ilk başladığım gözlemeye alttan ters bir düğümle geçişimi yaptım. Bakın buraya da çok sıkı sıkı bir geçişler yapmayacağız arkadaşlar. Burada da büyük bir gözlemeler olacak ki bunun yaprağımızın etrafına kontürleme yaptığımız zaman onu da bu ipin arasından geçirdiğimiz için yapraklarınız o yüzden de üst üste gelebilir. Bunun etrafını hemen bu şekilde dönüyorum. Yapmayacaksanız bu gözlemeleri küçük tutabilirsiniz. Şu ilk geçiş yaptım ya buraya. Oraya da şöyle bir geçişimizi yapalım. Ve çiçeğimizin orta göbeğini çalışmış oluyoruz. Hemen buradaki ilk gözlemeye bakın. Alttan tek düğümle geçişimi yapıp yaprağıma başlayacağım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Ellerim titriyor. Heyecan yaptık herhalde. 3 gözleme ile başlıyoruz. Aynı yeri 3 gözleme ile başlayacağız. Bakın 3 ile başladım. İpimi ben bu şekilde geri alıyorum. Şöyle şu ilk baştaki gözlemeyi, bunu da üstten bir tane dolayıp ipimi geri alıyorum. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bu yaprağımız soldan ve sağdan artırma ile 8'e kadar çıkacağız.
Evet arkadaşlar, 8'e kadar çıktım, yanlardan artırdım. Şimdi yine ipimi geri alıp daha sonra sayımız 3 olana kadar eksiltiyoruz, hiç artırma yapmıyoruz. İpimi de sürekli karşıya çekiyorum arkadaşlar, bu şekilde. Düz şekilde. Hemen bunu 3'e kadar düşürüp yapraklarımı geliyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. Gözlemeleri 4'te bıraktım. Kontür giderken yaprağımızın gözlemesi 3 kalacak arkadaşlar. Bu bitirdiğimiz ipi de şöyle biraz uzun tutalım. Bu kontürleme yaparken bu ipimizi kaybedeceğiz. Şimdi diğer de yaprakları da tamamlayıp geliyorum. Diğer yapraklarımız da tamam. Renkli diğer rengimizi taktık. Şimdi arkadaşlar bunu da söyleyelim. Eğer kendi renginden etrafından kontür gitseydim arasına kontür ipi koymayacaktım. Ama farklı bir tonda kontür gideceğim için bir kat dahi bile olsa bu yapraklarımızın etrafına lütfen görünümü için bir kat dahi olsa ip koyalım arkadaşlar. Bunu da bakın şu şekilde bir kat ip koyacağım ya. İpime taktığım iğneye ne kadar gider? Mesela bu kadar gider diyelim. Uzunluğu kontür ipimizi. Şuradan motifimi, bu düz yüzü şu şekilde motifimi aldım. Bakın şuraya biraz uzun bıraktım. Şöyle ilk gözlemeye iğnemi batıyorum. Şu ipimi böyle kontür ipi olarak kabul edin arkadaşlar burayı. Bu ipimi de alttan şöyle taktım. Bakın burada bir uzun bir ip oldu. Bununla yapraklarımızın etrafına döneceğiz. Hemen yanındaki gözlemeden başlıyorum ben kontürümü dönmeye. Bu ipi de arada kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer bu ipi kullanmasaydım burada hiçbir güzel bir görünüm elde etmeyecektiniz. Bilginiz olsun. Düğümümüzü de sıkıştırırken kipleştirdiğim zaman şu iki parmağımın arasında kipleştiriyorum. Şuradaki gözlemeler uzamasın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın buradaki ipimizi de şu araya alıyorum. Tutuyorum şöyle. Şunu biraz çektik. Şimdi bu tarafa gideceğimiz için ipimi böyle çekiyorum arkadaşlar. Bu gözlememiz orada kalıyor. Çünkü böyle gitti. Bu gözlemelerimiz bu tarafa gittiği için. Şimdi biz böyle gideceğimiz için bu şekilde çekiyoruz. Bakın. Şu şekilde. Şimdi şuraya kadar gelelim. Şimdi şurayı kapatalım şöyle. Şimdi aşağıya dönüyoruz. Yaprağımızı bakın. Şunu da göstereyim size. Şuraya bağladım. Bu tarafa çekiyorum şimdi. Şu oval halini vermek için arkadaşlar. Şu ovalliği vermek için. Şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet, tamamladık.
Şimdi bu yaprağımdan diğer yaprağıma nasıl geçiş yapıyorum? Düğümsüz geçiş yapmaya da özen gösterirseniz yapraklarınız birbiri üzerine binmez arkadaşlar. Bakın şuradan şu ip de arada kalacak şekilde kontür ipimiz şuraya şöyle bir düğümsüz bir tane şöyle bir geçişimi yaptım. Daha sonra pardon, diğer yaprağımızın arkadaşlar, diğer yaprağımızın şu boşluk olan yere tekrar bir geçiş yapıyorum. Tabii bu arada bu kontür ipimizi de ilerletiyoruz aradan. Buraya da bir geçişimizi yaptık. Burada bakın hatta arada bir boşluk bile oluyor. Güzel oluyor bu şekilde. Hemen ne yapıyorum? Bu yaprağımın etrafını kontürlemeye başlayacağım. Şunu şöyle bir kapatayım, görün sizde. İlk gözemeye iğnemi batacağım. Biraz sıkı yapmışız herhalde. Batamadık. Alttan tek düğümlü arkadaşlar. Geçişlerinizde yapın. Şu arada fazla bir düğümleşme olmasın. Birbiri üzerine gelmesin. Bakın bu şekilde geçişimi yaptım. Hafif böyle çok hafif bir kontür ipimi çektim. Bakın böyle hem bol oluyor. Yapraklarımız da üst üste binmeyecek. Şu şekilde ben biraz devam edeceğim. Yine ne yapıyoruz? Yaprağımız buradaki gözlemeler bu şekilde durduğu için böyle çekiyorum arkadaşlar. Sağa sola çekmiyorum ipimi. Bu şekilde devam edip kontürlemesini tamamen yapıp geliyorum. Arkadaşlar ipim bitti. Burada ip eklemeyi de göstereyim size. Kontür geçerken nasıl ip eklersiniz? Şu bitmiş olan ipim, bu da kontür arasında ilerlettiğimiz ip. Şimdi burada iğneme takılı olan ipimizi de şu şekilde bakın tuttum. Şöyle iğnemle hani yapraklar yaparken geri dönüş yapıyorduk ya, o şekilde düşünün. Şu yandaki göze battım. Şöyle iki tane ipimin üzerinde sardım. Şöyle sıkı bir düğüm attım. Yandakine de geçiş yapıyorum şöyle. Yine normal etrafında zürafa yapıyormuş gibi dönün arkadaşlar. İki tane yeterli. Şu küçük kısa olan iplerimizden bu şekilde kurtulalım. Daha sonra yine kontürleme işine devam edelim arkadaşlar. İp ekiniz de gözükmez. Temiz işiniz çıkar. Her zaman söylediğim gibi ip görüntüsünü sevmiyorum. Bu şekilde de ipinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ip görüntüsü, ipi eklediğiniz yer bile hiç belli olmayacak. Evet, kontürleme işimiz bitti. Şimdi aradaki ipi ilerlettiğimiz aradaki ipimizi kesiyoruz. Evet, yine aynı şekilde bakın buradan geçişimi yaptım. Şimdi şu buradaki ilk yaptığımız yaprağa da geçiş yapacağız ama şu şekilde bakın tek düğümle bir geçiş sağlıyoruz buraya. Çok sıkı geçiş de yapmayın. Evet, bakın yapraklarımızı şöyle hafif bir yukarıya doğru esnetin. Bakın arada açıklıklar oluyor. 2-3 kat ip gittiğiniz zaman da bu şekilde yaparsanız şurada yapraklarımız şu şekilde üst üste binmeyecektir arkadaşlar. Şimdi damarını yapacağız. Damarları için bunu bakın şuradan şöyle göstereyim.
şöyle bir yine aynı yaprağımızın başladığı yere geçişimizi yaptık. Arkadaşlar bakın 1 2 3 4. sıra soldan ikinci göze battım. Çapraz olarak gideceğiz bunu. Şöyle şu şekilde düşünün. Yaprak olarak çalışacağız bunu. 4 çapraz üstteki gözümeden iğnemi çıkartıyorum. Yine buradan şuradan çıkartacağız bakın arkadaşlar. Şuradan. Üst sağ çaprazından. Şöyle göstereyim. Bu ipimizi de gevşek bırakmayalım ki daha sonra bunlar üst üste binmesin. Hemen üst yine sağ çaprazından ipimi geçirdim. Üçüncü damarımız oldu. Şimdi sağ alt çaprazından bakın. Sağ tarafa gidiyoruz. Şimdi alt çaprazına aşağı indireceğiz bu ipimizi. Hemen sağ alt çaprazından aşağıya indiriyoruz. Eğer buradaki geçişlerinizi bu damarları gevşek bırakırsanız buradaki iplerimiz üst üste gelecek ve güzel bir görünüm olmayacaktır. Tekrar sağ alttaki çaprazdan iğnemi geçirdim. Bu şekilde. Şimdi bunu aşağı indireceğiz diğer yaprağımıza geçmek için. Bakın şu boşluktan diğer yaprağımızın boşluğuna geçişimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde yine 1 2 3 4. sıradan soldan ikinci gözeme sağdan üst çapraz. Çıkarken sağdan üst çapraz, inerken sağdan alt çaprazdan bu şekilde inip tamamlıyoruz yaprağımızı. Çiçeklerimizin dallarını. Bakın bu şekilde tamamladım. Daha sonra iplerimizi motifimizin düz yüzü, burası da ters yüzü arkadaşlar. Düğümlerimizi motifimizin şuradan düz yüzünden buralardan tutturup keselim arkadaşlar. Çünkü buraya tohum geldiği için buradaki kesik ipler burada kalacaktır. Görüntüsü burada kalacaktır. Arkada hiç ip görüntüsü olmayacaktır. Düğüm görüntüsü falan. Yeşil yapraklarımızla devam edelim. Evet, şimdi yeşil yapraklarımızı yapıyoruz. Şu şekilde ipimi soldaki yaprağımın altında tutturdum. Buradan arkadaşlar şu 3 tane kalan yer değil de yandan 1 2 3 4. gözlemeye battım. Şu şekilde ip de iğnemizin üzerinde olacak. Bunu da alttan tek düğümle hemen buraya tutturuyoruz. Daha sonra şu şekilde aldım. Buradan 1 2 3 4. gözlemeye şu ip de arada kalacak şekilde bunu tutturuyoruz buraya. Şurada biraz 6 tane kipriğimi sığacak kadar şurada bir köprü yapıyoruz. Geçişlerimi ben tek düğümle, alttan tek düğümle yapıyorum. Bunun içerisine köprüye geçişimizi yaptık. Buraya 6 tane ne büyük ne de küçük şöyle göstereceğim. Gözleme çalışıyoruz. Bakın şu şekilde. Altı gözlemeyi yaptım. İpimi yine böyle sola doğru 1, 2 ve 3. gözlemeye ipimi geri alıyorum.
aynı yere batıyorum. Bir sıra arkadaşlar, sadece soldan ve sağdan artırma yapacağız bir sıra. Tekrar aynı yere battım, bakın. Sayım 4 oldu. Şimdi eksiltiyorum. 1 olana kadar eksiltme yapacağız. 3'tü 4 oldu. Daha sonra eksiltiyoruz. Bakın 3 oldu. 1'e kadar tamamlayalım. 1'e kadar tamamladım. İpimi bu şekilde geri aldım. Diğer yaprağımı çalışacağım. İpimi hiç kesmeden çalışıyorum arkadaşlar bu yaprakları. Yani tekrar tekrar ekleme yapmamak için. Şurada düğümümüzü attık. Buradaki yaprağımız düz dursun diye şunu kesiyorum. Hemen yine aynı şekilde artırma yapıyorum. 4 3 2 1 diye tamamlayıp kesiyoruz. Pardon. Bakın bu şekilde tamamladım. Tekrar tekrar ip eklemek istemiyorsanız hemen diğer yaprağımızı çalışmak için yine buradan sağ taraftaki yaprağımızın yukarıdan aşağıya dördüncü gözlemesini şu şekilde iğnemi de alıyorum üstüne. Ve yine şu şekilde aldım ipimi. Buradan da dördüncü gözlemeye geçiş yaptım. Köprümü kuruyorum buraya. Hemen geçiş yaptık köprümüze. Yine bu şekilde yapraklarımızı tamamlıyoruz. Şöyle döne döne soldan sağa doğru yapraklarımı tamamlıyorum. Daha sonra iplerimizi bu şekilde temizliyoruz. Tamamladık. Diğer koyu renkteki ipimi aldım. Yine başlangıç böyle başlıyorum. Sağdan başlıyorum arkadaşlar. Şu artırma yapmıştık ya, şurada 4 tane. Onun ilk gözlemesine ipimi tutturdum. Hemen bu iki tane küçük yeşil yaprağın arasına bir köprü yapıyoruz yine. Bakın bu şekilde köprümü yaptım. Ve tek düğümle yine geçiş yapıyoruz. Yine 3 ile başlıyoruz. 3 gözleme ile başlıyorum. Buradaki yeşil yapraklarımız gibi artırma yapacağım. 4 3 2 1 diye eksilteceğim arkadaşlar bu renkleri de. Tamamladım. Yine aynı yeşillerde yaptığım gibi arkadaşlar, sürekli ip kesip eklemek istemiyorum. Tamamen bitirip ondan sonra iplerimi temizlemek istiyorum derseniz bu şekilde soldan sağa doğru giderek minik yapraklarımızı tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde ben tohum yapıyorum. İstediğiniz tohumu yapabilirsiniz. Rokoko da yapabilirsiniz. Bunu da sayısını vereyim. Sihirli halka üzerine 8 gözleme ile başlıyoruz. 5 sıra boru yapıp daha sonra büzüyoruz. Şu sihirli halkada bu olan ipimizi geri diğer taraftan çıkartıp şöyle çıkartıp bunu yassı bir şekilde
veriyoruz. Evet, bakın bu şekilde motiflerimiz. Çok güzel bir motif. Modeli hiç eskimeyen bir motif. Bunlar ben sipariş üzerine çalışmıştım. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Motif çalışmamı istiyorsanız YouTube'da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hangi motifi çalışmamı istediyseniz. Onlardan da yapabiliriz inşallah. Sonraki videolarımda da daha güzel fikirlerle geleceğim inşallah. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Her zaman dediğim gibi kendinize güzel bakın, kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın.